bizlerin özverili çalışmalarıyla büyük bir emek sarf edilerek bugünlere geldik. Konuşmalarını yapmak üzere sağlıkta dönüşümün mimarı, Anadolu'muzun ilk evladı, Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Recep Aktar'ın kuvvetidir. Erzurum! Babaşlar! Mübarek şehrin mübarek insanları! Rabbim hepinizden razı olsun! Cenab-ı Hak size dünya ve ahiret saadeti nasip etsin! Benim güzel kardeşlerim, şu anda huzurunuzda İl Başkanımız Mehmet Emin Öz kardeşim var. Kendisine sizlerin adına hususen teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda bugün burada değerli milletvekillerimiz Mustafa Ilıcalı kardeşim, Orhan Deligöz kardeşim var. Sizlerin adına hususen teşekkür ediyoruz. Bugün burada iki değerli milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir kardeşlerimiz gittikleri ilçelerden ancak dönecekler. Hizmet için gitmişlerdi. Sizlerin huzurunda o değerli kardeşlerime de teşekkür ediyoruz. Bugün sizin huzurunuzda büyükşehrimizin kıymetli belediye başkanı Mehmet Sekman kardeşim var. Mehmet Sekman kardeşim adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün burada İl Kadın Kolları Başkanımız Hilal Hanım var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Faruk kardeşim var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün burada teşkilatımızın değerli mensuplarına, sandık temsilcilerinden mahalle temsilcilerine, il yönetimimize, ilçe yönetimlerimize ismini zikredemediğim ama Erzurum'daki büyük zaferin kahramanları isimsiz ama sabahtan akşama gece yarılarına kadar çalışan çok değerli kardeşlerime sizlere teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Biliyor musunuz değerli Erzurumlar, değerli dadaşlar, Erzurum evet oylarında büyük şehirlerde Türkiye birincisi oldu. Onun için bizler hususen size teşekkür ediyoruz. Bizim değerli kardeşlerim 20 ilçemizin 20'sinde de evet oyu yönünde çalışan, gayret eden ve Erzurum'a ipi en önde göğüsleten bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ve sizlerle birlikte Rabbimize hamd ediyoruz ki büyük Türk milleti büyük liderinin peşinde, hemen arkasında, dimdik duran liderin arkasında dimdik durarak evet oylarıyla anayasa değişikliğini gerçekleştirdi. Milletimize, 80 milyon milletimize hayır olsun. Türkiye'nin önü apaçık. Allah'ın izniyle bu kadro sizlere hizmetkarlık yolunda çok daha güçlü, liderinin göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında artık bizden size hizmetkarlık, bundan sonra durmak yok. Ya devam.
sizlerin huzurunda. Erzurum'da çalışmaları, referandum çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanına, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olan Kamil Bey kardeşimize, Erzurum'da yanımızda duran Büyük Birlik Partisi'nden kardeşlerimize, sizlerin huzurunuzda hepsine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Erzurum'da sivil toplumun bütün mensupları, bir tane istisnası olmadan bu meselenin yanında durdular. Bu şehri mübareğin iki en önde göğüslemesine vesile oldular. Sizlerin adına bütün o kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, şükürler olsun. Bugün Rabbimize şükretmek günüdür. Bugün Rabbimize hamd etmek günüdür. Bugün Erzurumluların, dadaşların düğün günüdür. Bayram günüdür. Biz birilerinin yaptığı gibi yapmayacağız. Yapamayız. Birileri evet oylarının önünde çıkarsa yanlış işler yapmaktan bahsettiler. Bugün değerli Erzurumlular, yuhlamayın sakın. Bugün bizim için evet oyu veren de, hayır oyu veren de başımızın tacıdır. Bütün kardeşlerimize hizmet için buradayız. Hizmet için devam edeceğiz. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden, birliğinden yana olan, biz bu ülkede tek millet diyen, tek devlet diyen, tek bayrak diyen, tek vatan diyen herkesin, ama kim olursa olsun herkesin hizmetindeyiz. Değerli kardeşlerim, değerli Erzurumlular, değerli dadaşlar, bundan sonra kardeşliği pekiştirmenin günüdür. Bundan sonra bu ülkede, bu ülkeye yan makamların, bu ülkeye karşı kötü niyet besleyen teröristlerin kafasını ezme günüdür. Ama aynı zamanda bundan sonra bu ülkede millete sonuna kadar hizmet etmenin günüdür. Biz hizmet için AK Parti olduk. Sizler hizmet için AK Parti'ye oy verdiniz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, erişkinlerimiz, yaşlılarımız, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye buradayız. Bu ülkede herkes refah içinde yaşasın diye bu halk oylamasını yaptık. Ve Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bu halk oylamasında bize zaferi nasip etti. Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Yarından tezi yok. Bizler AK Partililer olarak değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız, bu şehirde hizmet için bulunan milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, hepimiz bu güzel şehri daha yaşanır bir şehir olsun, bu güzel şehirde huzur artsın, bu güzel şehrin refahı artsın için gayretimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, şimdi biraz sonra huzurunuzdan ayrılıp havaalanına geçeceğim. Yarın Allah nasip ederse bakanlar kurulu toplanacak. Seçim referandum sandığı vazifesini yaptı. Millet vazifesini yaptı. Artık hizmet için çalışmaya dönmenin vaktidir. Yarın dönüyoruz.
ve son sürat çalışmamıza devam ediyoruz. Değerli milletvekillerimiz uyum yasalarını yapmak üzere meclise dönecekler. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın riyasetinde hizmetlerimize devam etmek için döneceğiz. Buradan Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin selamınızla gidecek miyim? Erzurum'un büyük şehirlerde ipi evette en önde göğüsleyen Erzurum'un selamlarını götüreceğim. Saygıdeğer Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, göz bebeğimiz, mazlum milletlerin lideri, göz bebeğimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin ziyade selamlarınızı götüreceğim. Allah'ın izniyle. Rabbim, değerli kardeşlerim, Rabbim sizlerden razı olsun. Bak ne dedik değerli Erzurumlar, bugün bayram yapma günüdür. Bayramda küslük olmaz, bayramda ayrı gayrı olmaz, olur mu? Allah'ın, ya boş verin kimin ne dediğini değerli hemşerim. Siz Alvarlı, sizler Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarısınız. Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarına bayramda birlik olmak yakışır. Ne demişti Alvarlı Efe Hazretleri? Ne buyurmuştu? Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, gene gönlüm hoş idi. Gönlünüz hoş olsun. Rabbim sizi var etsin. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Var olun. Sağ olun aziz Erzurumlar. Suskun dünyanın hür sesidir o. Mahsuzlara yoldaş olan, gariplere sırdaş olan Recep Tayyip Erdoğan.